Hani bu kapanmadan sonra bayağı her şeyin düzeleceğini ya da vakaların düşeceğini düşünüyordum. Ama insanlar uymayınca tabii alınan kararlarında çok bir anlamı kalmıyor. 17 günlük süre diyorsunuz, futbol oynanıyor. İnsanlar kutluyor. Yazık. Yazık, günah yani. Şimdi 17 gün hastalık vardı da şimdi bitti mi hastalık ya? Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayılarını düşürmek için uygulanan tam kapanma bugün sona erdi. Biz de Laz Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yani karar uygulama aşamasında doğru ama uyulma aşamasında çok uyulduğunu düşünmüyorum. Kapanma sürecinde evdeydik. Çok da bir yere gitmedik zaten. Evde geçirdik vaktimizi. Peki yeni alınan kararları nasıl buldunuz? Yani uygulanabilirse doğru kararlar olduğunu düşünüyorum. Hem ekonomi temelli olarak hem de insan bazlı olarak. Ama önemli olan uygulama aşaması. Vallahi karar gayet olumlu. İnsanlar bu kurallara uyduktan sonra, yani bakanlığımızın vermiş olduğu kurallar çerçevesine uyarsa daha sağlıklı günler bizi bekliyor. Yani herkesten maske, mesafe, temizlik kurallarına uymasına riayet ediyorum. Bu şekilde. Peki siz tam kapanma sürecini nasıl geçirdiniz? Vallahi tam kapanma sürecini evde geçirdik. Yani bakanlığımızın, büyüklerimizin vermiş olduğu kurallar sayesinde evde geçirerek kurallara uyduk. Bu şekilde. Vallahi uyuldu, memnunum. Yani ben memnunum, kararı uyuldu. Biraz daha kapansa daha iyi olur. Peki siz tam kapanma sürecini nasıl geçirdiniz? Evde geçirdim. Ondan sonra hiçbir yere gitmedim. Alışverişime gittim, geldim. Yani tam kapanmanın çok uygulandığını düşünmüyorum. Zaten her yer gayet açıktı. Herkes ortalıkta geziyordu. Yani sonucunda pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani vaka sonuçlarında samimi olduğunu düşünüyorum açıkçası bu tam kapanma uygulanmadığı için. Sonucunda da bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Artık yaz sezonu geldiği için kapanmalara da ara verilecek. Yine kışın kapanmalarla devam edecek diye düşünüyorum. Biz Almanya'daydık. O süre içinde Ramazan Almanya'da geçirdik. Daha 2 gün oldu geleli. Çok bir haberimiz yok ama Türkiye'miz çok güzel. Peki neden Almanya'ya gittiniz bu süreçte? Biz Ramazan'da çocukları orada Ramazan'ı geçirmek için gittik. Bayramında 3. gün döndük. Havalar... Daha önce yurt dışında 50 senedir yurt dışında çalışıyoruz. Yurt dışında ülkemizi çok seviyoruz. Aynen. Ama kurallara riayet edilmiyor. Şimdi 17 günlük süre diyorsunuz, futbol oynanıyor. İnsanlar kutluyor. Yazık. Ama bir kişi dışarıya çıktı diye 4.000 lira ceza yazılıyor. Yani bu haksızlık birçok yerde var. Ben de ödedim. Ödemek şey değil. Fırına gittim 50 metre yere 400 lira ceza yazdım. Tamam, helal hoş olsun ülkemize, devlete. Ama önüne gelen rastgele ceza da yazmasın. Yazık. Ben kurallara uymayana kızıyorum ama herkesi aynı olması lazım. Yani futbol maç kazanmışlar, kural yok. Şimdi Almanya'da bak, bu maskeyi dışarıda takmıyoruz. Bir yere girerken, mağazaya girerken bir tane kişinin maske takmadan girdiğini görmedim. Ama burada dışarıda. Hani Kur'an'a uyulsun, kanunlara uyulsun ama herkes. Bana şana diye bir şey yok. Ben 65 yaş üstüyüm. 1,5 senedir evdeyim. Değil 17 gün, 1,5 senedir. Ama insanlar 17 gün evdeyim diye isyan ediyor. Biz bir gün isyan etmedik. Önemli olan 2 hafta kendimizi koruyalım. Bizden güçlü değil bu virüs. Tam kapanmayı evde geçirdik. Hayvanlarla geçirdik ama şu açılmayı da hiç sevmedim yani. Şimdi şu bankalara falan bakıyorum, full. Yazık, günah yani. Şimdi 17 gün hastalık vardı da şimdi bitti mi hastalık yani? Şu an varsa yine hastalık, şu an hızlı bir şekilde yayılacak. O zaman 17 günü niye kapandık ki yani? Sadece bayramlaşmayalım diye mi kapandık yani, değil mi? Ya ben bunu sadece bu bayramlaşmayalım diye kapanmış gibi görüyorum yani. Çünkü şu an bayram bitti, açtın. Bir de bizim Türklerde şey var ya, geçmiş bayram mübarek olsun. Zaten şimdi herkes yine birbirine gidecek, gelecek yani. Şimdi 17 gün boşu boşuna kapanmış olduk. Küçük esnaflara da yazık yani, Allah için. Yani büyük esnafa yardım var. Küçük esnafa kira yardımı yok. Elektrik yardımı, hiçbir şey yok. Veya çalışamayan insanlara ev kirası veya işte yiyecek içecek gibi yardımlar yok. Belli bir yardımlar var. O da zaten belli kısımlara gidiyor. Onun dışında sana bir şey yok. Öbürüne bir şey yok. Anladın mı? Yazık yani. Biraz daha böyle geniş düşünmek lazım aslında. Şöyle, ben tamamen uyulacağını düşünmüştüm aslında. Hem bayram
sürecinde de. Bayramda olsa bile öncesinde çok uyulacağını düşünmüştüm. Kontroller de başlarda çok sıkıydı. Ama bayramın son gününe kadar, hatta iki gün öncesinde herkesin sokağa çıktığını gördüm. Parklarda oynayan çocuklar, işte dışarıda gezen insanlar. Uyulmadığını düşünüyorum. Ben evde geçirmeyi tercih ettim. Ne bileyim, kitap okumak ya da kendime ait hobileri gerçekleştirmek istedim. Mümkün olduğu kadar yapmaya çalıştım ama insansınız tabii ki, dışarıya çıkmak istiyorsunuz. Dönem dönem de ben de açıkçası dışarıya çıktım yani. Dikkat ederek tabii ki. Peki alınan yeni kararları nasıl buldunuz? Ya kararlar alınıyor ama insanlar kararlara uymadığı sürece alınan kararların da çok bir anlamı olmuyor. Keşke herkes dikkat etse, duyarlı olsa, belki faydası olur. Ama ben hani bu kapanmadan sonra bayağı her şeyin düzeleceğini ya da vakaların düşeceğini düşünüyordum. Ama insanlar uymayınca tabii alınan kararların da çok bir anlamı kalmıyor.